Merhaba değerli gönül dostlarımız. Bugün sizlerle çok merak ettiğiniz bir konuyu hep birlikte soru cevap şeklinde aydınlatmaya çalışalım inşallah. Evet, malum üzere KPSS engelli kamu personel seçme sınavı engelli memur adaylarımız için çok önemli. Tabii bu sınavın da bazı püf noktaları var. Sınavdan alacağımız puan bizim atanmamız için çok önemli. Sadece KPSS genel atamaları değil, normal engelli personel alımlarında da bu puanlar bizim için önem arz etmektedir. Evet, çok gündemde olan sorumuz KPSS'de puan mı ya da genel sıralama mı önemli? Evet arkadaşlar, KPSS'den aldığımız puan esasında bizim genel sıralamamızı belirtiyor. Yani sınavdan alacağımız puanla branş bazında olsun veya genel sıralamada bizim yerimizi belirliyor. Ancak atamalarda yerimizin, yani branş sıralamasının veya herhangi bir bölümdeki sıralamamızdan çok puanımız önemli arkadaşlar. Çünkü puan sıralamasına göre tercih listesi oluşturuluyor veya tercihlerdeki sonuçlar açıklanıyor arkadaşlar. Örneğin 90 puanla alan bir arkadaşımla 89 puan alan bir arkadaşım da tercih sıralamasında, yani branş sıralamasında diyelim ki 89 puanla olan arkadaşım daha avantajlı ama 90 puanla olan arkadaşım avantajlı değil. Peki bu durumda ne oluyor? Yüksek puanlı olan arkadaşım bir başka bölümden tercih yaptığı zaman veya bir başka kurumu tercih ettiği zaman 89 puan alan arkadaşıma göre daha avantajlı durumda oluyor. Çünkü atamalar 100 puan üzerinden gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani tercihlerimizi yaptıktan sonra atama sistemine geçildiğinde 100 puan üzerinden, 100 puandan aşağıya doğru atamalar gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu sıralamalar ne için belirleniyor? Şimdi her arkadaşımızın, her adayımızın ayrı ayrı mezun olduğu okullar var veya meslek dallarında bölümler var. İşte bu sıralamalarda bunu açıklıyor arkadaşlar. Ama avantajlı durum ise puanın yüksekliği ile alakası. Yani puan yüksek olduğu sürece her zaman avantajlı durumda oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bir basit örnekle daha kafanızı aydınlatmaya çalışalım. İki tane aday var önümüzde. Birisi 90 puan alsın, biri 80 puan alsın. İki adayımızın da sıralamasında bölüm bazında 80 puanlı olan arkadaşım önde olsun, 90 puanlı olan arkadaşım geride olsun. Ama tercih listesindeki yerleri seçerken 90 puan olan arkadaşım daima avantajlıdır. Çünkü o seçtiği bölüm haricinde de başka yerlere atanma imkanı yüksektir. Diğer yandan ise KPSS atamaları haricinde devlet kurumlarının aldığı işçi bazında veya başka pozisyonlarda, alımlarda da puanlar daima yüksek olan kişinin avantajına oluyor arkadaşlar. Evet, bugün de sizlerle KPSS'de puan mı yoksa branş sıralaması mı önemlidir sorusuna cevap aramaya çalıştık. Burada dediğim gibi arkadaşlar, özet verecek olursam puan ne kadar yüksekse şansımız o kadar çoktur. Evet, bir başka yayında sizlerin kafasına takılan soruları cevaplamak adına buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.